Selam arkadaşlar, ben Umut. Hepiniz Umut Gör videoları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlarım. Bugünlerden pazartesi ve ben bugün çok güzel bir video yapmak istedim. Şimdi yavaş yavaş tane tane konuşacağım. Çünkü ben hani çok hızlı konuşan biriyim ve videolarımdan hiçbir bok anlaşılmıyor. Bugünkü videomuz birazcık böyle mizahi değerler taşıyacaktır. Hani küfür edebilirim. Ama size değil tabii, hani öyle havadan sudan küfürler edebilirim. Hani dediğim gibi küfürler size değil. Şimdi dostlarım, bugünkü videomuzun konusu ne? Hani mizahi değerler taşıyacaksam ne söyleyeceğim hani size? Burada fıkra mı anlatacağım diye sorabilirsiniz. Hayır. Fıkra anlatmayacağım tabii ki de. Şimdi dostlarım, bugünkü videomuzda sizlere Deadpool 3 hakkında konuşacağız. Hani Deadpool 3 çıkacak mı? Çıkacak, ne zaman çıkacak? Marvel'ın Comic Con etkinliğinde neden Deadpool gösterilmedi? Ve yani Deadpool başka bir fazda mı gelecek? Ve yani daha MCU Deadpool'un haklarını, telif haklarını satın almadı mı? Onlar hakkında bir konuşma yapalım. Ardından da videomuzu bitirelim. Şimdi Deadpool'un birinci filmini izledik yani. Herkes izlemiştir illaki. Çok R dereceli bir film. Yani artı 18 çok sahne var. Aşırı çok sahne var. Yani ikinci film birinci filme göre daha az böyle açık sahneli film olmuş. Şimdi Deadpool'un ilk filminde konu neydi? İşte Deadpool normal bir barlarda takılıp işte eskortlarla falan beraber olan bir asker, ordudan atılmış bir askerken kanser oluyor ve işte kanser hücrelerine saldırdığı için de Ajan Smith adında bir adam ona işte teklif götürüyor ve bu teklif sonucunda Wade ölümsüz bir hale geliyor Francis tarafından. Ve yani o suratını düzeltmek için ve aynı zamanda eşini kurtarmak için de bir yola başvuruyor. İkinci filmde de eşini kaybediyor. Fakat bu sefer bir tane adam var, işte Russell. Evet, Russell denilen bir çocuğu Cable'dan kurtarmak için de Cable'da savaşıyor. Fakat sonradan Cable'da arkadaş olup Russell'ı da kurtarıp mutlu bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Filmin sonunda, Deadpool 2'nin sonunda Deadpool'un zamanı geriye aldığını, karısını kurtardığını, o meyve bıçağını işte adamın kafasına fırlattığını, işte geçmişteki kendini öldürdüğünü, X-Men'le savaştığını falan hepsini gördük. Şimdi üçüncü film aslında hazırmış. Ben internetten çünkü Deadpool 3 yazıyorum, bakıyorum. Hatta bir aralar Deadpool 3 ile Deadpool 3'te daha doğrusu Spider-Man olacağı söylendi. Bu arada ses için özür diliyorum. Dediğim gibi Deadpool 3'te Spider-Man olacağı söylendi. Fakat Deadpool 3'te örümcek adamın olması Harun Can'ın birazcık zoruna gidebilir. Çünkü neden zoruna gider adamın? Adam iki karakteri birbirine seslendirebilir mi? Evet, seslendirir aslında. Deadpool'u daha kalın bir sesle seslendirir. Spider-Man'i de liseli olduğu için daha böyle ince bir sesle seslendirebilir. Yani o tamamen Deadpool'a kalmış bir şey. Dediğim gibi Deadpool 3 internete yazdığımızda hazır bir film olarak karşınıza çıkıyor. Yani hazır film var. Film hazır, senaryosu büyük ihtimalle hazır. Oyuncu kadrosuna baktığımda işte sadece Deadpool'la Cable gözüküyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim ben bu durumu. Deadpool 3'ü Wikipedia'ya yazdığında Josh Brolin ve Ryan Reynolds yazıyor mesela. Yani Deadpool ve Cable yazıyor. Fakat Deadpool için oyuncular dediğimizde başka bir sitede de işte Deadpool'da sadece o yaşlı kör kadın gösteriyor yani. Dediğimiz gibi oyuncu kadrosu şu anda belirsiz fakat senaryo hazır durumdaymış. Yani dediğimiz gibi Deadpool'un yani neden Comic Con'da gösterilmemesinin gerektiğini şundan dolayıdır. Yani belki de gösterilmiştir veya ilerleyen faz projelerinde Deadpool 3'ü de görebiliriz. Çünkü şimdi MCU'da yani Marvel sinematik evreninde artı 18 dereceli bir film hiç görmedik. Şimdi Deadpool birinci ve ikinci filminde artı 18 dereceli filmler bize gösterdi ve izleyici de hani şunları söylüyor. Ya yani biz Deadpool hani böyle affedersiniz de çok özür dilerim hepinizden. Eskortlarla sevişen, eden, adamları kesen, biçen, işte küfreden bir karakter olarak seviyoruz. Hani gidip de MCU'da böyle kahraman olacak da ülkeye kurtaracak da falan filan işi böyle şey sevmiyoruz diyorlar. Hani bir karakter istemiyoruz diye söylemiş olabilirler ve Deadpool'un yayın hakları hala da işte Disney'in elinde miydi? Kimin elindeyse onların elinde olabilir. Ve zaten Deadpool 3'ün de R derecenin daha üstünde olacağı ve 13-14 yaşından
büyüklerin ancak sinemaya gidebileceği söyleniyor. Eğer o yaşından küçükseniz de yanınızda 18 yaşından büyük bir ebeveynin veya abinizin gelip de sizlerle filmi izleyeceği söyleniyor. Dediğimiz gibi Deadpool 3 hakkında şu anda söyleyeceğimiz tek şey bu kadar. Başka bir söyleyeceğim şeyler yok. Umarım ki sizler de bu videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi arkadaşlar sizden tek isteğimiz 5 saniyenizi ayırıp aşağıda abone olmak ve videomuzu beğenmek. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.